Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber 724 numaralı maratonu çözeceğiz. Evet, birinci soruyla başlayalım. Resme bakıyoruz öncelikle. It's a party for Patsy's birthday. Tarih, saat, yer ve hani eğleneceğini, gelinle eğlenin gibi bir dilekte bulunmuş. Şimdi Patsy'nin doğum günü, bakın, of April. April dediğine göre ne istiyor bizden? Tarih istiyor. Tarih kısmına bakıyoruz. The 2nd of April. Dolayısıyla on the 2nd, biliyorsunuz tarihlerden önce 10 geliyordu. Onu da unutmuyoruz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. İkinci soruya geldim. Burada fotoğraf önemli arkadaşlar. I am overweight. Ben obezim, aşırı kiloluyum. Bla bla bla, junk food. Evet, ne diyor? Junk food, yani abur cubur, yemelisin mi? Daha çok yemelisin mi? Çok fazla abur cubur televizyon izlememelisin. Daha az, little kelimesinin daha anlamına veren. Little neydi? Az, less, daha az. Daha az abur cubur yemelisin, tüketmelisin. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. May I have a pyjama party at the weekend, mommy? Hafta sonu pijama partisi verebilir miyim anne? Tabii ki. Fakat senin odan küçük. Nokta nokta nokta. Okay. O da diyor ki okay. Senin odan küçük. Odanı temizle. Odan küçük. Birkaç tane pijama al. Odan küçük. Müzik dinleme. Odan küçük. Az arkadaşını çağır. Evet, tam anlamıyla aradığımız şey bu. Odan küçük olduğu için çok fazla arkadaşını çağırma diyor. Evet, dörde baktık. Yine resmimiz var. Ne yapıyor arkadaşlar? Dikkat ederseniz şurada belki net göremeyebilirsiniz ama şurada paketliyor. Hediyeleri paketliyor. Dolayısıyla ne yapacağız? What is she doing? Odayı mı dekore ediyor? Organize mi ediyor parti? Hayır. Wrapping the gifts. Evet. Hediyeleri paketliyor, sarmalıyor. Sandra is throwing a party. Biliyorsunuz bu bir kalıptı. Throw a party, have a party. Yani parti vermek demekti. Sandra parti veriyor. Şimdi sayı vermiş altında. 12 dediğine göre. Şimdi mantıken 12 dediğine göre how much olamaz, değil mi? Çünkü 12 sayılabilir bir kelime olduğu için sayılamaz bir kalıpla kullanamayız. Ya Adana ya Bursa. Şimdi kaç tane pankeki var? 12. Ne alaka resimle? Kaç tane muma ihtiyacımız var? Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Boş bırakılan yere uygun seçeneği yerleştiriyoruz. I stay at home. Evde oturuyorum ve bütün gün televizyon izliyorum. İzleyenler program düşüncelerini tartışıyorlar. Ne alaka? Belgeseller sıkıcıdır. Sen tam bir tembel tenekesin. Couch potato. Ben tembel teneke diye çeviriyorum. Tam anlamıyla bütün gün kanepeye oturan, hiçbir şey yapmayan, televizyon uğruna öğün kaçıran, yemek yemeyen kişilere couch potato diyorduk. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Will you blah 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 Sue's invitation to her birthday party? Şimdi Sue'nun doğum günü partisini ne yapacak mısın? Reddedecek misin? Kabul edecek misin? Organize edecek misin? Collect, toplayacak mısın? Şimdi burada bizim cevabımız belirleyecek. Yes, I am free on Saturday and I can go to the party. Free'yim, yani müsaitim, boşum. Partiye de geleceğim. Dolayısıyla reddedecek misin demeyiz. Kabul edecek misin davetini? O da diyor ki evet, bakın yes diyor, evet kabul edeceğim, cumartesi müsaitim ve partiye geleceğim. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Resim yine önemli arkadaşlar, resim dediğimiz aslında konuşma balonu. What's the first name of the president of America? Amerika'nın ilk başkanının ismi nedir diyor. Şimdi burada soru sorduğuna göre she is watching the news. Haberlerde soru sorar mı bu şekilde? Hayır. Çizgi film olabilir mi? Spor programı olabilir mi? Tabii ki de cevabımız quiz show.
bizdeki Kim Milyoner Olmak İster gibi programlar örnek olabilir arkadaşlar. We need a lot of blah 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 for the party. Can you buy them for me? Şimdi bu boşluğa verilen cevaba göre anlayacağız ne olduğunu. Yes, of course. What do you want? İşte cevabımız geldi. A lot of juice and some Coke. Coke dediğimiz kola arkadaşlar. Hem meyve suyu hem de kola dediği için ikisi de aynı grup. Dolayısıyla ne olacak? İçecekler olacak. Aksesuar olmaz. Yiyecekler olmaz. Misafirler hiç olmaz. Cevabımız Adana. Favori, soap opera dediğimiz şey pembe diziydi arkadaşlar, hatırlayalım. Saat, bugün saat 2'de, 2.30'da. Çok heyecanlıyım. To see what happened with the lost child. Şimdi, burada ne diyor? To see, görmeyi, kaybolan çocuğa ne olduğunu görmeyi hevesle bekliyorum ya da sabırsızlıkla bekliyorum dediğimiz şey kalıp can't wait. Ne olduğunu anlamadım. Anladım, pardon. Ne olduğunu bence, de, yani bence şu 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 olmadı gibi bir anlam katıyor. I don't think, bana göre öyle değil gibi. Prefer, tercih etmek demekti. Bir kere burayla hiçbir alakası yok. Ne olduğunu, kaybolan çocuğun ne olduğunu hevesle bekliyorum ne olduğunu görmeyi. Evet, cevabım Adana olacak. You are very skillful and a good player. Şimdi çok yetenekli ve iyi bir oyuncusun. Öyle bir soru sormuş gibi de demiş ki bilmiyorum. Ama I am really into. Şimdi be into bir şeyle çok ilgili olmak, bir şeyi deli gibi sevmek, şey gibi düşünün. Be interested in. Aynı kalıpta arkadaşlar. Futbolla çok ilgiliyim, futbolla iç içeyim. Bence gelecekte bir futbolcu olabilirim. O da diyor ki umarım öyle olur. Şimdi which team will be your favorite? Senin favori takımın ne olacak? Şimdi burada ne soruyorsunuz? Takım soruyorsunuz. Cevabında takım var mı? Hayır, öyle bir şey söylememiş. Ne zaman bir futbolcu olacaksın? Bakın WH question'lara dikkat edin. Ne istiyorsanız onu vermek zorundasınız. When dediğinde burada bir zaman olmak zorunda. Böyle bir şey söylüyor mu? Geleceğe dair tahmininde bulunuyor en fazla. Kaç tane çocuğun olacak? Hiçbir alakası yok. Gelecekte ne olmak istiyorsun? O da diyor ki bilmiyorum. İşte bu uygundur. Fakat futbolla çok ilgiliyim. O yüzden futbolcu olabilirim diyor. She is good at singing. Be good at bir şeyde iyi olmak demekti. Şarkı söylemede çok iyidir. Yani çok iyi şarkı söyler. İyi de bir sesi vardır. Kesinlikle umarım gelecekte, şimdi konuşma mevzusu ne? İyi bir şarkı söylemesi. Dolayısıyla sizin seçeceğiniz cevap da bununla alakalı olması gerekiyor. Umarım yakında evlenir. Ne alakası var? Umarım yakında dört yapraklı yonca. Şurada four leaf clover. Four zaten dört yaprak yonca anlamına geliyor. Dört yapraklı yonca bulur. Ne alakası var? Gelecekte umarım bir şarkıcı olur. Tabii ki de cevabımız Ceyhan. She is not superstitious. Superstitious dediğimiz şey batıl inanca sahip olan kişiler. Yani mesela bir kişi işte bir nazar değmesin diye ya da nazara inanıyorsa, nazar değmesin diye önce kulağını çekip sonra tahtaya üç kez vuruyorsa bu nedir? Superstitious'tır o kişi. Yani batıl inançlara sahiptir demektir. Evet, parçada numarandaların tümlerinde hangisi paragrafın anlam bütünlüğünü bozmaktadır? Şimdi anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulalım. Merhaba, ben William. Horoskop dediği şey neydi arkadaşlar? Burçlar. Ben burçlara inanmıyorum. Sık sık falcılara giderim geleceğimi öğrenmek için. Bence falcılık bilimsel değildir. Bir insan geleceği bileceğine, bir başkasının geleceğini bileceğine nasıl inanır? Şimdi üç cümlede falcılığın superstitious olduğu, inanılmayacak bir şey olduğu, bilimsel olmadığını kanıtlarken bir cümlede de ne söylüyor? Geleceğe dair, benim geleceğimi söylesin diye sık sık
falcıya gideceğini söylüyor. Gittiğini söylüyor daha doğrusu. Dolayısıyla hangisi anlam bütünlüğünü bozuyor? Tabii ki de bursa. Evet, devam ediyorum. Hangisi yanlıştır? Harika bir tatilim olacağına inanıyorum. Umarım dün, bakın dün sağlıklı bir bebeği olacak. Şimdi tabii ki de şimdi eğer siz will kullanıyorsanız geleceğe dair bir zaman terimi kullanmak zorundasınız. Yesterday kullanamazsınız. Zaten cevabınız çıkmış oldu. Son sorumuz interpret şeydi arkadaşlar, yorumlamaktı. Mesela işte rüya yorumu, fal yorumu, buna interpret diyorduk. Ya da video yoruma veya geleceğin tahmin edilebileceğine inanıyor musun? Çok da değil. Bilimsel değiller. Nokta 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 demiş. I find horoscopes nonsense too. Ben de şeylerin, burçların saçma olduğunu düşünüyorum. Virgül ve to kullandığınız zaman deda anlamına geliyor. Yani karşı taraf bir şey söylüyor. Siz de onunla aynı fikirdesiniz. I agree with you. İşte şimdi burada cümlemiz çıkmış oldu. Seninle aynı fikirdeyim. Ben de onları saçma buluyorum. I don't think so. Ben öyle düşünmüyorum. Ben de saçma buluyorum. Söylediğinizle çelişiyorsunuz. Haklı değilsin. Doğru değilsin. Söylediğin doğru değil. Olmuyor zaten. Ters düşüyor. Umarım öyledir. Umarım öyledir diyemezsiniz burada. Siz de saçma buluyorsunuz çünkü. Dolayısıyla cevabımız Adana. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.